Evet arkadaşlar, Mesanlı'ya geldik. Naim Süleymanoğlu'nun efsanenin yanındayız. Heykeli güzel yapmışlar. Gayet iyi olmuş, başarılı bir heykel. Yanda da spor okulu var. Naim'in ilk keşfedildiği spor okulu buymuş. Sonradan ismini değiştirmişler, Naim'in ismini vermişler. Şöyle içeri bakarsak tenis kortu var. Başka neler var? Şurada çeşitli aletler var. Tribün var. Değişik bir yer. Çoğu kişi Naim'in filmini izlemiştir. Son çıkan filmi gayet güzel de. Herkese izlemesini tavsiye ederim. Bulgaristan göçmenleri için epey şey yapmış. Filmi izlediğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten el üstünde tutulması gereken birisi. Bunun yanında Mesanlı'da 2018'de çekimler yapmıştık. Burada drone çekimlerimiz var. Parkta dolaştığımız çekimler var. Onları da izleyebilirsiniz. Gayet güzel çekimler olmuştu. Evet, 21 Eylül 2020'de bu düğün kayalıklarına gittikten sonra Mesanlı'ya geldik. Az önce gördüğünüz gibi Naim Süleymanoğlu'nun heykelini çektik. Şimdi Mesanlı'da, Bulgarca ismi de Momčilgrad'da etrafı çekiyoruz. 2018'de de güzel çekimler almıştık. Güzel bir park vardı burada. Aynı parka doğru ilerleyeceğiz. Yine göstereceğiz pandemi döneminde nasıl gözüküyor. Tabii ki kimsede maske yok. Biz de çok fazla şu an takmıyoruz. Uzak duruyoruz insanlardan. Mesanlı'nın haritası mı? Altıner. Bu herhalde önemli yerleri gösteriyor, evet. Herhalde değil mi? Bölgede. Az önce geçtiğimiz kilise şu. Kaç yer var? Burası neresiymiş ya? Şurası değişikmiş. Bu Tatul mu acaba? Bir sürü yer var ya, sadece Mesanlı'da bile. Görülecek yer çok. Yalnız gittiğimiz kayalıklar baya baya güzel. 2018'e geldiğimizde etraf bu kadar kalabalık değildi. Şu an insanlar daha fazla geldi gözüme. Daha kalabalık geldi Mesanlı. Aynı şekilde Kırcalı için de aynısını söyleyebilirim. Genel olarak Bulgaristan'da 2 yıl önceki gelişime göre çok daha fazla insan var etrafta. Parklarda olsun, caddelerde olsun. Gördüğünüz gibi epey insan var. Mesanlı'nın bu parkı gayet güzel. Geniş, huzurlu. Bu geyik heykelini çekmiştim yine önceki gelişimde. Çok fazla kuş var. Daha önce 2018'de oturduğumuz bir kafe vardı. Aynı kafeye gidiyoruz şu an. O tarafa şeye vardık, biz adımı geziye vardık da. Evet. Hepsi alt kamerelerin içinde. Tabii. Hani Serkan, bu kez sen Yunanistan'a da gittin. Ne suyacağız? Bulgaristan'dan da suyacağız. Vallahi abi, adamların gecesini yüzü belli. Haftalar. Hep gün eğleneceğiz. Burada yok cümle. Ben onlar. Lan düşünürüz ki. Evet, menüyü çekeyim sizler için. Şöyle fiyatlara bakalım. Salatalıklar var başta. Kaçmış? Ne diyor bu? Mesela skaladı 78 leva. Kaç? 78 leva. 5.9 leva salata. Tabii babacığım. 6 leva. 8 leva demek hemen hemen. 4 leva. 35 euro, 40 euro. Yani. 40 euro. Mesela skaladı. Kaç gram bakalım? Patates kızartması kaçmış, ona bakalım. 3 leva. Şöyle bir menü. 7 leva. Lirayı tamam, liradır da. Bak böyle dana şey var. Kilo aldıracağım bize. 17 leva. Dana şöyle böyle. Pirzola. Veyahut da bir tane böyle şöyle şekerlisi sen ama dağınık olacak. Pizzalar kaçmış? 7.6 leva pizzalar.
Ben çekiyorum bizim şeylere. Görsünler. Tatlı 4.9 leva. 4.9 leva diyor. 6.5 leva. Künefe gibi bir şey. İçecekler ne kadarmış? 1 leva. Çay 1 leva galiba. 2 leva, 1 leva. Masayı çekeyim ben de şöyle. Ne aldık? Aa, sen de geldin. Ne aldın sen? Şumesko mu? Şumesko işte. Elma birası var. Elma Arke. Birası var. Altınlar aldı. Değişikmiş. Sen Tuborg mu aldın baba? Ben Tuborg aldım. Vallahi iyi içiyorsunuz ha. Benim de limonata mavi. Bu alkolsüz. Tropik. Alkolsüz suyu. Alkol yok mu içinde? Alkol yok. Yeme bizi. Ay, yemiyorum, araba sürüyorum. İyi bakalım, öyle olsun. Evet, Mestanlı'da merkezdeki parkta gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Naim'in bir tane de odundan yapılma, tahtadan yapılma heykeli var. Onu da çekelim sizin için. Şöyle bir gidelim bakalım nasılmış. Çok iyi yapamamışlar bunu. Naim bizim gururumuz demişler ama olsun, anmak maksat hani. Naim dünyanın gururu. Bütün Türkiye dünyaya yaydı. En azından uğraşmışlar yani. Ama diğer heykel güzel. O heykel çok iyi. Burada park yeter ya. Buraya başka bir şey lazım değil. Huzurlu otur burada. Dolaş. Huzur muzur burada bir hafta sonra kafayı yemeye başlarsın. Tabii. Zaten bir haftalık. Bir hafta geçireceksin. Kargaya bak ya. Acayip.